Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Burada artık bitkilerde beslenme, büyüme ve hareketle ilgili soru çözümü yapacağız. Yine çıkmış sorulara bakacağız. Diyor ki: Bitkiler çiçeklenme için gereksinim duydukları ışık alma sürelerine göre uzun gün bitkisi ya da kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir uzun gün bitkisiyle kısa gün bitkisi farklı ışık alma sürelerine tabi tutulduğunda gerçekleşen çiçeklenme durumları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre diyor açıklamalardan hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar neydi? Kısa gün bitkisi gündüz uzunluğunun kısa, gece uzunluğunun uzun olduğu zamanlar yani 12 saatten fazla olduğu zamanlarda çiçek açıyor. Uzun gün bitkisi ise gecenin 12 saatten daha az, gündüzün 12 saatten daha fazla olduğu zamanlarda çiçek açıyor. Şimdi bakıyorum. Bakın burada kısa gün bitkisi için çiçeklenmeye bakalım. Kısa gün bitkisi arkadaşlar e, gündüz süresinin 12 saatten fazla olduğu zaman da çiçek açmamış. Gündüz süresinin 12 saatten az olduğu zaman da çiçek açmış. Bakın burada normalde şu e, bölgeyi hatta şöyle şöyle yeşile boyayayım isterseniz burada ışık flaşı vardır. Arkadaşlar bu bölgeyi saymazsak eğer kapat kapatırsak normalde kısa gün bitkisinin çiçek açması gerekiyordu ama araya bir ışık flaşı verildiği için kısa gün bitkisi bunu uzun gün olarak algılıyor ve çiçek açmıyor. Burada da arkadaşlar yine ışık flaşı veriliyor. Işık flaşı verildiği için yine kısa gün bitkisi çiçek açmıyor. Yani şurada da bir ışık flaşı var. Daha sonra geliyorum şuraya. Uzun gün bitkisi arkadaşlar yine ne yapıyor bakın burada? Ee, gündüz uzunluğu 12 saatten fazla olduğu için çiçek açıyor. Burada az olduğu için çiçek açmıyor. Burada arkadaşlar araya ışık flaşı verildiği için çiçek açıyor. Burada da yine arada ışık flaşı olduğu için çiçek açıyor. Normalde şuralarda ışık flaşı verilmiştir. Yani fazladan bir ışık verilmiştir aslında. Hani karartma olayı yapılmamıştır arkadaşlar. Fazladan ışık veriliyor. Dolayısıyla çiçek açıyor. Diyor ki kısa gün bitkisinde aydınlık süre karartılırsa çiçeklenme olur. Şimdi bakıyorum. Aydınlık süre kısa gün bitkisinde aydınlık süre karartılırsa diyor çiçeklenme olur. Bakıyorum. Çiçeklenme yok, değil mi? O zaman bu yanlıştır. Uzun gün bitkisinde karanlık süre aydınlatılırsa Çiçeklenme olmaz. Şimdi arkadaşlar uzun gün bitkisinde karanlık süre bakın ne yapmış burada aydınlatılmış ve çiçeklenme olmuş. Bu ne diyor çiçeklenme olmaz diyor. O yüzden bu yanlıştır. Uzun gün bitkisi ışık alma süresi 12 saatten fazla olduğunda çiçeklenmiştir. Evet uzun gün bitkisi 12 saatten fazlaysa e, çiçeklenmiş doğru. Kısa gün bitkisi ışık alma süresi 12 saatten az olduğunda çiçeklenmiştir. Bakıyorum 12 saatten az olduğu için ışık alma süresi çiçeklenmiştir. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? 3 ve 4 olur arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki: Bir fasulye tohumu karanlıkta tutularak sürgün oluşturması sağlanıyor. Fasulye tohumu daha sonra aydınlık ortama alınıyor. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Sürgünlerde kloroplast sentezlenir. Yaprak oluşumu görülür. Primer büyüme hızlanır. Arkadaşlar şimdi karanlıkta tutularak çimlenmesi sağlanmış aslında. Sürgün oluşumu dediği çimlenme sağlanıyor. Çimlenmeden sonra aydınlık ortamı aldığınızda ne olur? Kloroplast sentezlenir. Bu doğru. Yaprak oluşumu görülür demiş arkadaşlar. Zaten sürgün dediği yaprak oluşumudur. Yaprak oluşumu hani yeni yapraklar da oluşabilir. O yüzden bu da doğrudur. Primer büyüme hızlanır demiş. Şimdi ışık aldığı zaman hani oksin sentezi daha da hızlanıyor ya. Primer büyüme hızlanır doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 şeklinde olur. Gelelim 3. sorumuza. Diyor ki aşağıdakiler, aşağıdaki hareketlerin hangisi uyaranın yönüne bağlı değildir. Bakıyorum. Uyaranın yönüne bağlı olmayanlara biz ne diyorduk? Nasti hareketleri yani ırganım hareketleri diyorduk. Kökün gübreye doğru yönelmesi. Bakın zaten yönelme diyor. Bu olmaz. Bu uyaranın yönüne bağlıdır. Kına çiçeğinin tohumunu fırlatması. Dursun. Gövdenin ışığa doğru yönelme. Bakın bu da yönelme. Kökün yaralandığı yerin aksi yönünde gelişme. Burada da yine yönünde demiş. Sarmaşığın duvara tutunarak büyümesi. Bunda da bir yönelme durumu vardır arkadaşlar. Sonuçta duvar yani sert bir yere tutunarak büyüyor. Ama kına çiçeğinin tohumunu fırlatması nedir? Nastidir. Yani zamanı geldiğinde ne yapıyor? Tohumunu fırlatıyor. Zamanı gelmemişse fırlatmıyor. Yani bir olayın varlığına yokluğuna bakıyorsak biz bu nedir? Nast hareketidir. Ama bir şeye doğru gidiyorsa veya ondan kaçıyorsa bu da nedir? Yönelme yani tropizma hareketidir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bitkilerde büyüme hormonları uç kısımlarda, uç kısımlarda salgılanır. Bu hormonlar alt bölümleri etkiler ve ışığın gelmediği tarafta yoğunlaşır. Buna göre hangilerinde yönelme görülür? Şimdi arkadaşlar karanlık ortama bakıyorum. Karanlık ortamda ne yapmış? İşte kolioptilin uç kısmını kesmiş ve bu tarafa yerleştirmiş. Şimdi oksin uç kısımlar da sentezleniyor. E, buranın sentezlediği bir oksin var. Bir de kesip getirdiği yerdeki bir oksin var. Dolayısıyla karanlık ortam olsa da burada bir oksin birikmesi gerçekleştiği için yönelme olur. Şuna bakıyorum. Işık zaten direkt buradan verilmiş. E, oksin ne yapacak? Bu tarafa doğru gidecek ve ışığa doğru yönelme olacak. Bu da olur. Burada arkadaşlar mika var. Bakın ışığın etkisiyle ne yapacak? Mika... Ee, oksin bu tarafa doğru kaçacak ve burada büyüyecek. Büyümeye sebep olacak. Dolayısıyla yine yönelmeye sebep olur arkadaşlar. O zaman üçünde de yönelme gerçekleşir diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 oluyor. Gelelim 5. soruya. Toprakta bulunan madensel tuzlar hangileri için gereklidir? Enzimlerin kofaktör kısmını oluşturur. Evet arkadaşlar kofaktör neydi? İnorganik maddelerden oluşuyordu. İşte bunlar da zaten minerallerdi. Dolayısıyla bir doğru. Organik besin sentezinde kullanılır. E doğru. Karbon, hidrojen, azot bunlar ne yapıyor? Organik besin sentezinde kullanılıyor. Doğru. Ozmotik basıncı ayarlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ozmotik basıncın işte köklerde artmasını sağlayarak dolayısıyla su çekimini de kolaylaştır. Dolayısıyla hepsi doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 olur. Gelelim 6. soruya. Diyor ki aşağıdaki hormonlardan hangisi çiçeklenmeyi sağlar? Çiçeklenme deyince ne gelecek aklınıza? Hop giberellin gelecek arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Oksin ne yapıyordu? Oksin yönelmeyi ve büyümeyi sağlıyor. Sitokinin arkadaşlar sitoplazma bölünmesini kontrol ederek yine büyümeye karşı bir teşvik ediyor. Bir de ayrıca çimlenmeyi de sağlıyor sitokinin. Etilen hormonu olgunlaşmasını sağlıyordu. Gaz halinde olan bir hormondu. Absisik asit de dormansiyi koruyordu arkadaşlar. Bitkinin olumsuz şartlarda çimlenmesini engelliyordu. Absisik asit. Gelelim öbete çıkmış sorulara. Diyor ki belirli bir süre karanlıkta tutularak sürgün oluşturması sağlanan bir patates yumrusu aydınlık ortama alındıktan sonra oluşan sürgünle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman diyor ki gövde uzaması hızlanır. Yaprak yüzeyi genişler, sürgünler, klorofi sentezler. Bir kere karanlıktan ışığa alındığı için klorofi sentezleyecek. E, klorofi sentezledikçe fotosentez yapacağı için yaprak yüzeyi genişleyecek. E, aydınlık ortamı alması gövde uzamasını hızlandırır ama ortama bir de mineral ve su gerektirmesi yani su eklemesi gerekiyor. Bu yüzden sadece aydınlık ortama almak buna yetmeyebilir. O yüzden bunu alamayız arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki Baklagil kökündeki bakterilerde meydana gelen olumsuz bir durum, aşağıdaki maddelerden hangisinin alınmasında olumsuzluğa neden olur? Şimdi arkadaşlar, baklagil kökündeki bakteri eğer ki yok oluyorsa olumsuz bir durum gerçekleşiyorsa bu neyi alıyordu? Azotu, değil mi? O zaman direkt cevabımız azotlu bileşiklerin alınmasında olumsuzluğa sebep olur. Şuraya da şöyle son bir sorumuz var. Sonraki videoda 20. testimizi çözeceğiz. Şöyle şurayı kapatayım. Diyor ki Buday filizlerinde gözlemlenen yukarıdaki deneylerin hangilerinde yönelme gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar birincisinde zaten ışık buradan veriliyor. Direkt olarak yönelme olur. İkincisinde jelatin var. Jelatin ışığı geçirmediği için yönelme gerçekleşmez. Burada arkadaşlar jelatini alt kısma koymuş. Alt kısma koyması üst kısımlardaki oksini engellemez. Bu yüzden oksin üretilip yine ışıktan kaçacağı için yönelme gerçekleşir. Burada ucu kesilmiş bir Kolabdil var. E, oksinler de sentezleniyor. Uç kısımlarda. Dolayısıyla burada yönelme olmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olur. Yönelme olanları sorduğu için. Evet böylece bu videoyu da bitirmiş olduk. Sonraki videoda sonraki soru çözümünde görüşürüz. Hoşçakalın.